Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Skylanders Imaginators oyununun Crash Bandicoot'lu paketinin kutu açılımını yapacağız. Crash Bandicoot'u ne kadar çok sevdiğimi birçoğunuz biliyor zaten. Bugüne kadar piyasada içerisinde Crash bulunan oynamadığım tek oyun da Skylanders Imaginators'tı. Bu arada Imaginators diyeyim telaffuz ediliyor. Tam olarak doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Neyse biz bunlara takılmayalım. Şöyle söyleyeyim. Ben bu paketin Türkiye'de olduğunu bilmiyordum. Instagram'a hikayesini atar atmaz birçok kişi sordu nereden buldun, nereden satın aldın diye. Ben kendi satın aldığım satıcının linkini aşağıya bırakacağım. Şahsen memnun kaldım. Dilerseniz siz de oradan satın alabilirsiniz. Bu arada hiçbir şekilde sponsorluk vesaire yok. Sadece ben memnun kaldığım için bu satıcının linkini bırakacağım. Evet, şimdi bunu bundan nasıl çıkartacağız? Evet. Vallahi dürüst olmak gerekirse kutusunun dış görünüşü bile beni heyecanlandırmaya yetti. Burada Dr. Neo Cortex'in figürünü görüyoruz. Crash Bandicoot'unki de burada. Burada iki tane tanımadığım Golden Queen ve Master King Pan adlı arkadaşım figürleri var. Bunları az sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Oyun hakkında çok bir fikrim olmadığı için bunların ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını vesaire bilmiyorum. Şu an için tek dikkatimi çeken şey Crash Bandicoot'un figürünün gerçekten güzel gözükmesi. Hakeza Doktor Neo Cortex de öyle. Oyun 2 kişilikmiş ve multiplayer'da oynanabiliyormuş 4 kişiye kadar. Şimdi dilerseniz yavaştan paketi açalım. Çünkü ben gerçekten figürleri merak ediyorum. Evet, kutuyu açar açmaz oyun zaten bizi karşılıyor. Ben bu kutusunu da şöyle bırakayım bunu. Oyun kutusunu şöyle bir şimdilik köşeye alalım. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu hemen oyun kutusunun altında yer alıyor. Burada portal bulunuyor. Sanırsam oyunun mantığı, ben daha önceden Skylanders oynamadığım için bilmiyorum. Oyun oynarken bu portalı PlayStation'ınıza bağlıyorsunuz. Ve PlayStation bu portalın üzerine koyduğunuz karakterse oyuna geçiş yapıyor. Yani oyunda o karakterle oynuyorsunuz. Şuradan Dr. Neo'nun figürüne başlayalım hemen. Evet, bayağı zor çıkıyor figürler yerinden. Evet, figür umduğum gibi gayet kaliteli. Yani içi boş plastikten gelecek diye korkuyordum ama hayır, gerçekten güzel. Detaylar vesaire gerçekten muazzam ya. Tam istediğim gibi. Bunu işte dediğim gibi portalın üzerine bıraktığınız zaman bu karakter oyunun içerisine geçiş yapıyor. En azından ben öyle umuyorum. Şimdilik bunu şöyle bir bırakalım. Şimdi asıl meseleye gelelim. Hemen Crash'i çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hani yapısı, plastiğinin yapısı vesairesi ve detaylar çok iyi. Şöyle de sizlere de göstereyim. Gerçekten muazzam ya. Bunu da böyle bırakalım. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama elbette bunun da oyun içerisinde bir işlevi vardır diye umuyorum. Bunu da bırakalım şöyle. Şimdi gelelim hiç tanımadığım şu figürlere. Şundan başlayalım. Şu penguen arkadaştan. Şu arkadaştan artık her neyse. Evet, bu figür diğerlerine göre çok çok daha ağır. Ve gerçekten bu da muazzam. Hiç kim olduğunu tanımasam da duruşu, görünüşü ve hissiyatı gerçekten çok kaliteli. Bu figürü de oyun içinde göreceğimizi umuyorum zaten. Oyun oynarken tanışırız bununla da. Bunun ismi sanırsam Golden Queen'di. Bu diğerlerine oranla biraz daha böyle çıt kırıldım duruyor yani. Çekmeye korkuyorum şu an şahsen. Alttan bastırarak çıkarttım. Bu figür de gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi bunları tanımadığım için çok fazla yorum yapamayacağım. Portalı da çıkartalım son olarak. Sonradan dilerseniz kurup oyunu bir deneyelim bakalım. Portal da bu şekilde arkadaşlar. Bu dediğim gibi USB'den PlayStation'a takıyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Oyunun kurulumunu ve güncellemesini yaptım. Hatta sizden önce de birazcık oyunun mantığını çözebilmek adına oynadım arkadaşlar. Bu arada kutunun içerisinden ekstra olarak sticker ve poster de çıkıyormuş. Paketin alt kısmına yapışık olarak geldiği için sonradan dikkatimi çekti. Bunu da söyleyeyim. Dilerseniz hemen başlayalım. Şu an arkadaşlar bu ekran karşımıza çıktığı zaman portalın üzerine herhangi bir şekilde figürü koyuyoruz ve gördüğünüz gibi koyduğumuz figür oyuna geçiş yapıyor. Evet, zaten en başa attı bizi de. Yanlış değilsem. Şu an misalen arkadaşlar Crash ile oynarken başka bir figüre geçiş yapmak istediğiniz zaman
Yine Crash'in figürünü portal üzerinden alıyorsunuz. Örneğin Neo'nunkini koyalım şimdi. Doktor Neo ile oynamaya başlıyorsunuz. Mantık gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Her karakterin de farklı özellikleri var. Mesela Doktor Neo silahıyla ateş ederken Crash aynı oyundaki gibi dönüyor. Hakeza Neo da oyundaki gibi ateş ediyor bu arada. Karakterlerin oyuna işlenişi çok hoşuma gitti benim şahsen. Neo vesaire aynı, yani aynı karakterleri birebir Skylanders'a işlemişler. Dilerseniz bir de diğer karakterlere bakalım. Misalen bunu merak ettim. Sanırsam bu karakterlerin de zaten şöyle şurada çıkan amblemlerden görüyorum. Şeyleri falan var. Böyle artık element mi denir, ırk mı denir, bir şeyleri var. Mesela bu su, buzla alakalı bir karakter sanırsam. Bu Kingpin. Bu penguenmiş gerçekten ha. Ben dalga geçmek için söylemiştim. Heybetli bir karakter. Güzel. Bununla oynaması da ayrı bir zevkti şahsen yani. De tabii ki ben bu oyunu Crash için aldım. Büyük ihtimalle değil. %99 tüm oyunu Crash'li Bandicoot'ta bitireceğim. Bir de şu Golden Queen'e bakalım. Bunu döndürmemiz mi lazım? Evet. Bu da biraz daha böyle gerçekten Queen yani. Tam kraliçe yürüyüşü falan. Sadece şundan şikayetçi oldum arkadaşlar. Çok hantal bir karakter ya. Bununla oynamam ben. Tekrar Crash'e geçiş yapalım. Karakterler çok yavaş. Yani hantal dedim de tüm karakterlerin hızı vesairesi aynı zaten. Ama yani oynanış zevkli değildi mesela az öncekiyle. Baksanıza bayağı yavaş, hantal gidiyorlar yani. Tüm karakterler böyle. Kaan'ı gibi. Yani hele Crash olunca işin içinde hani böyle Crash'in o hızına şeyine alışkın olunca bir tuhaf oluyor insan, ama oynanır mı? Oynanır. Ben birazcık alırken kafamda soru işaretleri vardı. Bu arada bir arkada bir elmas vardı. Evet, böyle gizli yerleri de açabiliyoruz. Ya çok tuhaf, oynanışı eski God of War'lara benziyor. Yani God of War 3 gibi vesaire. Hack and Slash oyunu mu? Bilmiyorum ama oynanışı andırıyor yani. Böyle ilerle, bulmaca, puzzle çöz. Karşına çıkan bosslarla savaş. Küçük yaratıkları kes. Hani God of War'un çok 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 daha çiçekli böcekli hali gibi. Bir Skylanders oyununda bu arada ilk kez oynuyorum. Daha önceden yani Crash Bandicoot, Spyro hepsini oynadım. Ama Skylanders'ı ilk kez oynuyorum. Zaten buna detaylı olarak istek gelirse bir gameplay de çekerim arkadaşlar. Bu arada çok güzel denk geldi. Şu ikisinin uyumu harika değil mi ya? Da şunu denemeyi unutmuşuz. Hemen bunu da bir deneyelim. Ondan sonra bitirelim videoyu. Bakalım ne işe yarıyormuş. Yalnız yanıyor. Çok hoş. Acaba bu pille falan çalışan bir şey mi, yoksa altından ışık vurduğu için mi diyeceğim, alakası yok. Bu sanırsam arkadaşlar element, buradan istediğimiz ateş elementi. Bu ateş elementinden istediğimiz karakterleri mi açabiliyoruz? Bu elementteki karakterleri mi bulmamız gerekiyor? Böyle bir şeylerdir. Bunu dediğim gibi detaylı gameplay videosu çekersek orada zaten ben o zamana kadar oyunu çözmüş olurum. Anlarız, bakarız neymiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.